Son zamanların en muhteşem mikro ulaşım aracı. Bugünkü konuğumuz Hunter HL350. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Mert Sezer. Bugün sizlerle bu muhteşem scooter'ı inceleyeceğiz. Şehir içinde kısa mesafelerde ulaşımda birçok firma zaten kiralıyor. Ama kendi scooter'ınızı almak istiyorsanız ve scooter arıyorsanız bu konuğu mutlaka izlemeniz gerekiyor. Bakalım Hunter HL350 bize neler sunuyor. Hadi gelin inceleyelim. Ben biraz gezeyim ama. Şimdi de biraz Hunter'ın fiziki özelliklerini konuşmak istiyorum sizlerle. Efendim bu elektrikli scooter yaklaşık 19.1 kilogram. Çünkü içerisindeki bataryanın büyüklüğü, lastik çaplarının büyük olması ki birazdan anlatacağım sizlere. Bunu tabii biraz daha ağır yapıyor. Gidonu birçok kiralanabilir scooter firmasının ürününden tanıdığınız kullanılabilirlik ve ekran açısından aynı gidona sahip. Ayrıca bu bildiğiniz gidon kırılıyor ve arka tarafa kilitleniyor. Böylelikle elinizde çok rahat taşıyabiliyorsunuz. Aracınızın bagajına ya da başka yerlere rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Ayrıca fren sistemini, frenlemesini, gücünü hepsini birazdan konuşacağız ama fiziki olarak gerçekten çok kaslı bir alet. Şimdi Hunter HL350'nin benim en çok hoşuma giden, aslında kullanıcılar için en önemli özelliklerinden bir tanesine değinmek istiyorum. Lastik çapı. Motosiklet kullananlar bilirler. Ne kadar büyük lastik kullanırsanız o kadar çok yoldaki engebeler, bozukluklar sizi daha az rahatsız eder. Burada da Hunter HL350'de piyasada diğer satılan scooterlara nazaran daha büyük bir lastik kullanılmış. 10,5 inç büyüklüğünde lastik var. Diğerleri yanılmıyorsam 8 inç olabiliyordu. Orada yoldaki bozukluklar daha fazla rahatsız edebiliyor kullananları. Büyük lastik olmasından dolayı konfor daha yüksek oluyor. Ön ve arkada 10,5 inç şişme lastikler var. Bunlar da size yolda daha güzel bir konfor sağlıyor. Uzun kullanımlarda kollarınız daha az ağrıyor. Hunter üzerinde yazdığı gibi tam olarak 350 watt güce sahip. Piyasada bazı scooterlarda bunu görüyorsunuz. 500 watt yazıyor ama aslında nominal güçleri 250 watt. Düşürülmüş güçlere sahip. Hunter'da tam olarak 350 watt bir güç var. Üzerindeki batarya 12.500 mAh bir kapasiteye sahip. Yaklaşık 5 ila 7 saat arasında dolduğunu söylüyor firma. Biz de kontrol ettiğimizde yaklaşık 5,5-6 saatte doluyordu. Bataryanın gücü size yaklaşık 25-30 kilometrelik bir menzil sağlıyor. İşte Eco ve D'de kullandığınız zaman, spor moda geçtiğiniz zaman tabii işin şekli biraz daha değişiyor. Daha fazla yakıyorsunuz. Silindir sayısı artıyor. Arabadan düşünün. Dolayısıyla uzun mesafe gitmeyi düşünüyorsanız Eco mod zaten şehir içinde kullanıyorsunuz. Çok fazla hız yapmaya da gerek yok. Güzel bir mod. Bu da size 25-30 kilometre. Ben kendimden örnek vereyim. Ben kullanırken Hunter'ı biraz denedim. Çok keyifli bir alet. Özellikle güzel havalarda İstanbul'da çok tatlı oluyor. Buradan Maltepe'den çıkıp Göztepe'ye kadar gidip Maltepe'ye geri döndüm. Bildiğiniz bana muhteşem bir ulaşım aracı oldu. Hem de böyle püfür püfür deniz kokusu alarak. O yüzden gücü şehir içinde kullanıma, kısa mesafe, işe gidip gelmelere, ulaşım imkanlarını sağlamak için fazlasıyla yeterli. Ufak bir dipnot daha vereyim. Batarya aşırı şarj korumasına sahip, akım koruması var. Yani bataryanın da güvenlik açısından bütün standartları sabit Hunter'da. Hunter HL350'de 3 tane kullanım modu var. Bir tanesi Eco mod. Tahmin edebileceğiniz gibi yakıt tasarrufu sağlamak için, elektriği daha az bitirmek ve daha uzun mesafeler gidebilmek için Eco modu kullanıyoruz. Böylelikle menzili 25-30 kilometrelere kadar taşıyabiliyoruz. Diğer kullanım modumuzsa D modu, normal mod. Biraz daha fazla güç veriyor. Kalkışta daha güçlü bir kalkış, yokuş yukarı kalkarken daha güzel bir tork sağlıyor. Diğer modumuzsa spor mod. Yaklaşık 30 kilometre hıza çıktığımız yüksek bir hızlanma sağlayan spor mod. Bunu siz istediğiniz gibi kullanım yaparken seçebilirsiniz. Tabii unutmayın, lütfen bunu kullanırken kask takın. Çünkü 30 kilometreyle giden bir araçtan bahsediyoruz. Öyle yavaş giden bir cihaz değil kendisi. Bu arada ufak bir not vereyim. Bakın yaptık, ağzımız yandı, sizin yanmasın. Allah. Yolda giderken lütfen dur şunu spor moda alayım da gazlarım diye bir elinizi gidondan bırakmayın. Arkadaşlar bu bisiklet gibi değil. Bir elinizi bıraktığınız zaman şiraze kayıyor.
Lütfen iki eli de sabit tutun. Gördün, yolda geçiyorsun, esnaf Ahmet abi. Abi ne haber? Gitti. 100 puan cepte. Yolda gidiyorsun, tanıdık geçti. Aa abla hoş, gitti. Bunlara çok dikkat edin, tamam mı? İki el sıkı sıkı tutacak bunu. Çünkü denge çok zor. Küçücük bir lastiğin üstündeyiz sonuçta. Hunter HL350 sahip olduğu güç dolayısıyla 15 derece bir tırmanma açısına sahip. Şehir içindeki birçok yokuşu Hunter ile sorunsuzca aşabilirsiniz. Bu elektrikli skuterda hoşuma giden bir diğer özellik ise cruise control. Özellikle sahilde erken saatlerde mis gibi havanın tadını çıkarırken gaza devamlı basmakla uğraşmamak da keyifhanesine bir puan ekliyor. Şimdi daha önce hiç elektrikli skuter kullanmamışlar veya bunu görüp de ya bir tane ben de mi alsam acaba diye düşünenler için kendi tecrübelerimi paylaşmak istiyorum sizlere. Efendim skuter kullanmak kolay. Eğer bisiklet kullandıysanız iki teker üzerinde dengeniz varsa aslında çok rahat bir kullanım sunuyor. Çok ufak bir püf noktası var aslında elektrikli skuterlerin. Üzerinde bir gaz pedalı var. Bunu ittirdiğiniz zaman gaz veriyor, bıraktığınız zaman gazı kesiyor. Ve burada da özellikle Hunter HL350'de bir tane önde disk fren var. Bazı modellerde işte arkada disk olan oluyor, ikisinde birden fren olan oluyor ama Hunter size önde bir disk fren sunuyor. Çok güzel bir duruş sağlıyor bu arada, tecrübelerimi de söyleyeyim yani, hem ani duruşlarda hem yavaş duruşlarda. Scooter'ı kullanmak için tek yapmanız gereken, tabii ki öncelikle ayağını kapatıyorsunuz çünkü ayak varken gidemeyebilirsiniz. Ayağınızı koydunuz, tuttunuz, tek yapmanız gereken İlk ivmeyi kazandırmak. Yani durduğunuz yerde gaza bastığınızda bu alet gitmiyor. Ayağınızla kendinizi biraz ittirmeniz lazım. Size örnekle göstereyim istiyorsanız. Ondan sonrası çok rahat. Yani şeyi düşünmeyin. Ya ittirdim, gitmeye başladı. Eyvah ne yapacağım gibi bir düşünceniz yok. Bisiklet kullanıyorsanız çok kolay. Göstereyim. Üstüne bindim. Tuttum gidonları. Kendimi hafifçe ittirdim ve kendinize iyi bakın. Bu kadar. Dönüşlerde de İlk bindiğiniz zaman bir tereddüt yaşayabilirsiniz ama zamanla hafif eğilerek, dönerek nasıl döneceğinizi çok rahat öğreniyorsunuz. Bu da size çok büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. Açıkçası çok rahat. Hani kısa yol mesafelerde bu kadar rahat olacağını ben de beklemiyordum Hunter HL350 ile tanışana kadar. Efendim elimden geldiğince bu videoda sizlere Hunter HL350'yi ve Hunter HL350 ile tecrübelerimi paylaştım. Bir elektrikli scooter'la nasıl keyifli yolculuk yaparız, nasıl kullanırız onu anlatmaya çalıştım. Eğer Hunter HL350 ile satın almayı düşünüyorsanız hunterteknoloji.com'dan bu elektrikli scooter'ı satın alabilirsiniz. Ya da Hunter Teknoloji'nin pazar yerleri mağazalarından da satın alabilirsiniz. Elektrikli scooter'larla ilgili veya Hunter özelinde sorularınız varsa lütfen aşağı yorum olarak yazın. Ben bu uzun süre kullanım tecrübelerimi elimden geldiğince size o tecrübelerle cevap vermeye çalışayım. Ben o cevabı veremezsem Hunter yetkililerine soralım, onlar cevabı versin. Yakın zamanda 30 kilometre menzili olduğu için İstanbul'da çok güzel bir rota planım var Hunter'la. Bakalım bizi yeni ne geziler, ne seyahatler bekliyor bu güzel elektrikli skuterla. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Ben gideyim. İyisin mi, ben gideyim? Açtık. Görüşürüz.